Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Geldik türevde 13. dersimize. Başlığımıza hemen itiraz edebilirsin. Hocam yüksek mertebeden türev müfredattan kalkmadı mı? Kalktı arkadaşım ama bir dakika. Bir dakika beni dinle. Ey güzel arkadaşım yüksek mertebeden türev müfredattan kalktı ama dikkat et yeni nesil sorularda şunu yapıyorlar. Sana bir şeyi tanımlıyorlar. Tanımladıktan sonra onunla ilgili soru soruyorlar. Adam belki bize ikinci mertebeden türevi tanımlayacak ve burayla ilgili soru sorabilir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bu da önemli bir nokta. MEP 3 tane kitap yayınladı. MEP kitabı 12. sınıf. Bir tanesi Fen Lisesi kitabı. Kenarda dursun. Müfredatı zaten farklı. Diğer ikisi Anadolu Lisesi. Yani herkesi kapsayan sınavda olacak kitaplar. Birinde ikinci mertebeden türevle ilgili soru var. Diğerinde yok. Benim için rahat etmez arkadaş. Ben birinde var birinde yok vermeyeyim geçeyim demeyeceğim en azından anlatacağım. Birkaç da soru çözeceğim. Şurada 15-20 dakikanı ayıracaksın. Kafanda soru işareti kalmayacak. Oradan da gelsin diyeceksin. İsterse yeni nesil şeklindeki soru tipi gibi gelsin diyeceksin. Rahat olacaksın. Elinde kalem. Önünde kağıt. Yanında tabii ki olmazsa olmazımız kahvemiz. Bir de rehber matematik. Bir sen bir ben. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi önce ikinci mertebeden türev. Yani yüksek mertebeden türev ne demek ona bakalım. dy bölü dx'in. Birinci mertebeden türev olduğunu bilmeyen yok. Türev anlatıyoruz. Kaç derstir? Şimdi d kareye dx kare diye bir ifade görürsen bu da ikinci mertebeden türev denir ve böyle gösterilir. İki tane çizgi atıyorsun arkadaşım. Bu kadar. Bundan ibaret. Hocam üçüncü mertebeden türev D küp, Y, Dx küp şeklinde yazılır. Bu da üçüncü mertebeden türev. Mesela beşinci mertebeden türevi yazayım sana. Parantez içine geçiyorsun artık. Tabii içine 5 yazacağız şöyle. Beşinci mertebeden türev. Hocam yüzüncü mertebeden türev üstüne direkt 100 yazsam üslü sayı olur. Adamlar ayırt edebilmek için böyle yazıyorlar. Eskiden buralar müfredata dahildi. Artık değil. Ama tanımlayabilir yeni nesil soruda ve benim tahminim tanımlarsa eğer gelecek demiyorum. Eğer tanımlarsa ikinci mertebeden türevden ötesi bence sorulmaz. Şimdi bunlarla ilgili bir örneklere bakalım birlikte neler var. Bu arada burada ikinci türevden bahsediyorum. Fx fonksiyonu var tamam. İkinci türevini al diyor. Önce nasıl alınıyor onu öğrenelim en basit soru tarzında sonra biraz ayrıntıya gireceğim. Önce birinci türev alınır arkadaşım. İkinci türeve gitmen için önce birincisini alacaksın. Türevini aldın ki artık bunlar kolay şeyler. 12x küp. Eksi 6 x kare tamamdır. Artı 2 x. Bunu alamayan varsa hala o ilk derslere dön. Artık bunları atlamak zorundayım çünkü. Şimdi geldim ikinci türeve. İkinci türeve de tıpkı birinci türevdeki gibi devam ediyorum. Almaya 36 x kare eksi 2 kere 6 12 x artı 2. İşte olay bu kadar. Hani yüksek mertebeden türe böyle gözde korkunulacak bir şey değil. Olay bundan ibaret. Tabii ki bu bir başlangıç sorusuydu farklı soru var ama bir yudum kahve alalım mı? Bu arada bu gördüğün soru 91'de çıkmış bir sorudur. Gel birlikte çözelim. Hiç de zor olmadığını gör. Sadece çarpmanın türevi var ona dikkat edeceksin. Fx iki elemanın çarpımından oluşuyor. İkinci türevde 0 0'a eşitse a'yı soruyor. İyi güzel arkadaşım. Biz bir kere bile türev alacak olsaydık bunu iki farklı fonksiyon olarak düşünecektik değil mi? Bu gx fonksiyonu bunu da hx fonksiyonu olarak göreceğim çarpmanın kuralını uygulayacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci aynen ikincinin türevi. Hatırlıyorsun bunları biliyorsun. Birinci türevle başlıyorum. Bilmesem ne işim var diyorsun değil mi? Şimdi birincinin türevi 2x eksi a'nın türevi sadece 2'dir. Çarpı ikinciyi aynen yazdım. Araya toplama işareti. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum. 2x eksi a çarpı ikincinin türevini alıyorum ki bak bu öne düşer. 2 çarpı içinin türevi 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Böyle bıraktım. Bu birinci türevde. Şimdi ikinci türeve geçiyorum. Ama bir şey daha hatırlatacağım ben sana. Bak buranın türevini alırken burada yine çarpma var. İki farklı eleman gibi düşüneceğiz. Mesela bunu tx, bunu kx diye düşünürsen eğer yine çarpmanın kuralı uygulanacak. Burada mı? Burada normal türev alacaksın. At 2'yi öne. 4 çarpı x eksi 1. Bak bunun türevi bitti bile. Buranınki çarpmanın türevi. Aldım 2 çarpı birinciyenin türevini aldım sadece 2. İkinci nasıl yazılır? Aynen yazılır. Çarpı 2 çarpı x eksi 1. Neredeyse hata yapıyorduk. Artı. ikinci birinci aynen yazılır. 2 x eksi a çarpı ikincinin türevini alıyorum. Yani bu ifadenin şu ifadenin türevi sadece 2'dir gördüğün gibi. Burada da olay bitti. Adam diyor ki x gördüğün yere 0 yaz. x gördüğüm yere 0 yazdım. 0 yazdım. 0 yazdım. Bunlar gitti. Şimdi temize çekelim. F'nin ikinci türevinde 0 eşittir. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. Burayı yazdık. Kolay. 2 kere 2 4. Şurada eksi 1 ile çarptım. Yine eksi 4. Şurada eksi a var. Burada 2 var. Çarptım. Eksi 2 a. Cevap neye eşit? İkinci türevde 0'a eşit. Burada yazıyor. Eksi 2 a'yı karşıya attım. 2a. Burada ne kaldı? Eksi 8 kaldı. Her tarafı 2'ye böldüm. A dediğim cevap eksi 4'ten ibarettir. Eğer böyle dikkatle davranırsan zaten ikinci türevi tanımlasa da soru gelse de hiç şaşırmayacaksın. Şıkır şıkır çözeceksin arkadaşım. Oldu mu? Gel devam. Tam dersin ortasındayız. Bak o kadar da uzun değil dediğim gibi. Biraz uzatalım mevzuyu. Birinci türevde cevap 7 olsun. İkinci türevde eksi 1'de cevap 4 olsun. A artı 1 toplamı kaçtır diye soralım. Başlıyoruz. Önce birinci türevi alalım. Çok şık bir soru. Birinci türevi aldım. 3 öne düştüm. 3 a x kare. Tamam. 2 öne düştüm. 2 b x tamam. Eksi 6. Burası tamamdır. Ve x yerine 1 yazmamı istiyor. F'nin türevinde 1. Eşittir. 1 yazdım. Şuradan 3 a geldi. 1 yazdım. 2 b'ye geldi. Eksi 6. Cevabın 7 olduğu tamam. Yazıyor. Attım bunu karşıya. 3 a 2 b 7, 6 daha ne yaptı? 13 yaptı. Buna nokta. Şimdi geçelim ikinci türevine. Bak şu ifadenin ikinci türevini alacağız. F'nin türevinde ikinci türevinde şu iki yöne düşüyorum ki bunu kullanabileyim değil mi? 2 kere 3 6 ax dalma buradayız beraberiz aman diyeyim. Önemsiz deyip böyle dikkatini dağıtma sakın. Aldık ikinci türevi. Şimdi amcam bana ne diyor? X yerine eksi 1 yaz. Eksi 1 yazalım. Eksi 6a artı 2B'nin cevabı kaç çıkacak? 4 çıkacak. İyi güzel de bu sadeleşebilen bir ifade. Her şeyi 2'ye bölerim. Eksi 3A artı B eşittir 2. Benim elimde iki tane denklem var. 2 tane de bilinmeyen var arkadaşım. E, ne yapacağımız herhalde ortada değil mi? Birinci denklemle ikinci denklemi ortak çözeceğiz. Birinci denklem şu 13 olan. ikinci denklem şu sadece 2 olan. E alt alta toplayınca zaten birbirini götüren arkadaşlar var. Cırt sana cırt sana. 3 A'lar gitti. Geriye ne kaldı? 2 B. Bir tane de B buradan. 3 tane B. Toplam 15. Her tarafı 3'e böldüm. 3 kere 5 15. B'yi bulduk. B iptal. Şimdi B'yi gideyim. Şurada yerine yazayım. Eksi 3 A artı 5 eşittir 2. Ne kaldı burada? 5'i karşıya atarsak. Eksi 3 A eksi 3 kaldı. A'nın cevabı 1 çıktı. Bunu da buldum. Soru benden A artı B'yi istiyor. A artı B eşittir dedim. 5 artı bir daha cevap eşittir. 6 nokta. Bu kadar. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Hadi gel bir yudum daha alayım. Yine benzer bir soru. Bu sefer şunu soruyor amcam. Birinci türevde A ile ikinci türevde A'nın çarpımı sıfırsa A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Türev alacağız aşikar. Hadi gel türevle başlayalım. Birinci türevi alıyorum. 3'ü öne düşüyoruz x kare kaldı. Aşağıda da bölü 3 vardı. Bu 3'ler gitti. Bizim birinci türev dediğimiz ifade ne geldi onu bir yazalım bir görelim. x kare eksi 2x kaldı. Şimdi ikinci türeve geçiyorum. Gel. f'nin türevinde ikinci türev eşittir. İki yöne düştüm. 2x eksi 2. Bu da bitti. Şimdi diyor ki x gördüğün yerlere a yaz. Şuraya a yazacağız. a'nın karesi eksi 2 a tamam. Çarpı arada çarpma var. İkinci türevde de yine a yaz. 2a eksi 2 eşitmiş. Cevap sıfırı. E biz buradan denklem çözer gibi çözeceğiz. a değerlerini bulacağız. Hiçbir şey yok. Ya bu sıfırdır arkadaşım. Ya bu ifade sıfırdır. Eğer a kare eksi 2a cevabı sıfıra eşitse a parantezine aldım bunu. a eksi 2 kaldı burada. E a'ya sıfır ya da 2. Hadi gel yazalım. a'ya sıfırdır ya da 2'dir. Tamam. Gel şimdi buraya. 2a eksi 2 eğer sıfırsa 2a eşittir 2 a eşittir 1'e. 3 tane değer var ki bunların toplamı isteniyor. 0 var, 2 var, 1 var. Topladık. 3 değerin 3'ünün de toplamı 3 çıktı. Oldu mu? Nasıl gidiyor? Oluyor. Ama kafa bir sonraki derste olabilir mi? Soru avcısı var. Yani yani nasıl diyeyim? Bütün hürmeti, hünerilerini orada göstermen lazım artık. O 13 videoyu gerçekten hakkını vererek izlediysen 14. bir sonraki videoda soru avcısında döktürmemiz lazım. Tamam. Şimdi akıllara şu soru takılabilir. İkinci mertebeden türevde olacağım, eğer mutlak değerli bir ifade ile karşılaşırsam bak burada mutlak değer var. Ne yapacağız? Birinci türevde ne yapıyordun? Nasıl anlatmıştık? Mutlak değerin işaretine karar ver. Mutlak değerden kurtul. İkinci türevde aynı. Hiçbir fark yok. Ne yapıyorduk? Önce mutlak değerli ifadede nerede türev alacaksak yerine yazıyorduk. Mesela eksi 1'in karesi eksi 1 çarpı eksi 2'den şuradan 1 artı 2 cevap 3 içerisi sıfırdan büyük hocam. Sıfırdan büyükse dışarı aynen çıkar. Gel bir dışarı çıkaralım. fx fonksiyonu eşittir. 6x kare. Bak dışarı çıkaracağım ama önünde eksi var. O zaman şöyle yapalım. Mutlaktan kurtuldum direkt ama önündeki eksi parantezini şimdi içeri dağıtıyorum fx bak hiçbir değişiklik yapmadım ne görüyorsam aynen yazıyorum tek farkım mutlak değerden kurtulmak fx fonksiyonu nihai sonucu ne geldi 5x kare artı 2x şimdi ne istiyorsun sen benden ikinci türev istiyorsun önce birinci türev f'nin türevinde x eşittir 2 yöne düştüm ne geldi buradan 10x artı burada sadece 2 kaldı bir daha türev aldım. Artık ikinci türevine geçtim. F'nin ikinci türevinde x eşittir 10. Sabit çıktı. Bunun anlamı şu. Sen x yerine ne koyarsan koy ki soruda eksi 1 koyalım diyor. Cevap her halükarda 10 dedim noktayı koydum. Yüksek mertebeden türevde son soruya geçiyorum. Artık bitiriyorum. Bununla bitirelim. Hani türevin tanımını hatırla. Bak tam harika bir soruyla bitiriş yapıyoruz. Şimdi fx belli. Olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Ey güzel arkadaşım şunu görseydin karşında eğer limit x giderken 2'ye hocam fx eksi f2 bölü x eksi 2'nin tanımını yapabilir misin bana? Bu bir limit sorusu değil tek başına. Bu ifade türevin tanımı. O zaman burası f'nin türevinde 2 demekti. Eğer öyleyse bu, bu ifade ne demek olabilir? Sen tahmin et. Bak burada türev almış gördün mü? O zaman bunun anlamı da f'nin ikinci türevinde 2 iki demektir işte. Eğer karşına böyle bir soru gelirse de kaçırmıyoruz. Ne yapıyoruz? İki defa türev alıyoruz. Önce birinci türev. f'nin türevinde x eşittir. 4 öne düştük. 4 x küp. 3'ü öne düştük. 6 x kare. Bak 3'ü öne düştüm. Sadece artı 3 tamamdır. Hadi gel bir kez daha türev alalım. f'nin ikinci türevinde x eşittir. 3'ü öne düştük. 12 x kare. Bir daha 2'yi öne düştük. 12 x artı 3 gitti. X yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. Çünkü 2 noktasında türev alıyor. F'nin ikinci türevinde 2 eşittir. 12 çarpı. 2'nin karesi 4. Eksi 12 çarpı 2. Buradan 48 geldi. Buradan 24 geldi. Çıkarttık. Yine 24 kaldı. F'nin ikinci türevinde 2'nin cevabı 24'tür dedim. Noktayı koydum son soruda ama ne yapıyoruz? Bir sonraki derste türev soru avcısında türevdeki kurallarla ilgili soru avcısında görüşmek dileğiyle diyelim. O zamana kadar kendine iyi bak. İyi çalış. Hoş kal. Hoşça kal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.